bir insan karısını neden öldürür hiç anlamıyorum. Böyle bir şey olduğundan tam olarak emin değiliz. O yüzden erken telaşa kapılıyoruz. Erken mi? Sen dönen olayların pek farkında değilsin galiba Demirciğim. Farkındayım. Bu durum hoşuna mı gidiyor senin? Yani Selim'in karısını öldürmüş olma ihtimali. Hoşuna mı gidiyor? Saçmalama Belma. Neden böyle bir şey hoşuma gitse ki? Bilmem. Belki de beni tehlike anında Selim'in önüne atılabilecek bir yem olarak görüyorsundur. Belma, sen korktukça saçmalamaya başladın. Sen de korkusuz oldukça daha tehlikeli bir adam olmaya başladın Demir. Merhaba. Zeynep Hanım, beni hatırladınız mı? Buyurun. Siz beni tanıyorsunuz değil mi? Biliyorum. Evet, çünkü Veli'ye bu o değil mi diye sormuştunuz değil mi? Peki benim kim olduğumu biliyor musunuz? Biliyorum. Siz Kadir'in annesisiniz. Kadir, siz Kadir diye biliyorsunuz ama Yusuf, adı Yusuf. Siz Yusuf'u nereden tanıyorsunuz? Çocukluğumdan. Biz beraber büyüdük. Zeynep, sen... Siz osunuz, sen osun. Kadir'in mektubunda anlattığı sensin, sevdiği kız sensin. Senin yokluğunu o doldurdu diye yazmıştı bana. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Zeynep, oğlumu sevdiğim her gün için, onu yalnız bırakmadığın her saniye için çok teşekkür Al bakalım. Teşekkür ederim. İstediğin numaranın sahibi Kaan Yurtgil. Adresi de orada. Yalnız bir kere daha soruyorum sana. Sen kime ve neye gidiyorsun? Bak, anlat bana. Beraber çözebiliriz. Kadir, bunu gerçekten tek başıma çözmem lazım. Çok kişisel bir şey. Ama bunu vererek en büyük yardım yaptın sen zaten. Ya bir şey olursa haber veririm sana. Söz. Peki. Eyvallah. Veli gelip bana oğlunun sevdiği bir kız vardı dediğinden beri ben hep seni düşünüyorum Zeynep'ciğim. Hep seni hayal ediyorum.
Nasıl bir kız acaba diye düşündüm. Nasıl sever, nasıl bakar oğlumu. Hiç sevdiğimi. Çok sevdim. Çok. Belli. Belli. Veli benimle ilgili size ne anlattı bilmiyorum ama. Bana seni sevdiğini söyledi. O yüzden mi çocuğumu kaçırmış? Anlamadım, ne yapmış? Veli kızımı kaçırdı, üstüne de para istedi. Sen neler söylüyorsun Zeynep'ciğim? Veli böyle bir adam. O sadece Kadir'e ait, Kadir'in sevdiği ne varsa onu istiyor. Peki neden? Çünkü ailesinin ölümünden Kadir'i suçluyor da ondan. O yüzden böyle sevgi bilmeyen, nefret dolu bir adam işte. Sizi de yıllarca kandırmış. Allah aşkına söyleyin, kim evladını annesinden ayırır ki? Nefret, değil mi? Nefret dolu, evet. Ya da korku. Veli dedi ki, siz korktuğunuz için Kadir'i bıraktı. Evet. Korktuğum için oğlumu bıraktım, doğru. Ne olur beni yanlış anlamayın ama ben niye korktuğunuzu çok merak ediyorum. Yani eğer derseniz ki bu konu benim canımı yakıyor, anlarım. Zeynep'ciğim, benim canım 35 yıldır aldığım her nefeste yanıyor. Bir kere daha yansın, ne çıkar? Ulan bir huzur vermediniz be. Ulan dünyayı dar ettiniz be. Küfür etme çocuğun yanında. Ne oluyor Arif? Niye? Sakin ol. Niye? Bilsin işte babası kimden oluyor. Bilmesin ne işle uğraşıyor. Seni bu karanlık işlerin yüzünden kaçtı huzurumuz. Oğlum hepinizin eceli olur lan. Eceli geliyor. Bekleyin beni, bekleyin. Siz geliyorum lan. Şuradan bir kurtulayım. Ben biliyorum Arif, size ne yapayım. Arif, çocuk var arkadaş. Sus. Allah aşkına yavaş. Burak tutun. Burak tutun anneciğim. Tutun. Aferin benim oğlum. O gün doğdu Yusuf. Abisinin öldüğü gün. Kaçtım. Bir evladım cansız yüzünden ölmüştü. Orada kalsaydım Yusuf da ölecekti. O gün öyle düşündüm. Cansızın o karanlık dünyasında yaşatamazdım yavrumu. Yusuf'um da abisi gibi ölmesin, yaşasın diye kaçtım. Al tatlım, üstünü örtersin.
bir süre bir akrabamın yanına sığındım. Değdi saçlarıma bahar gülleri, nazende sevgili. Yusuf'la 20-25 gün kadar kaldık orada. Ama orayı da buldum. Bulur o. Benim olduğum her yeri bulur. Ben çaresiz yine kaçtım. Sonra yarı karanlık oldu her yer. Bir park vardı, bir ağaç vardı. Ama neredeydi hatırlayamıyorum. Sadece Yusuf'un kokusunu hatırlıyorum. Sonrası kapkaranlık. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Arif bulmuştu beni. Ama Yusuf'umu bulamadı. Oğlumu kurtardım ondan. Yusuf'umun ölüsünü görmektense ona hasret kalmayı tercih ettim. Ben Cansız'la ilgili her şeyden nefret ediyorum Zeynep'ciğim. Her şeyden. Kendi soyadımdan bile. İşte sırf bu yüzden Veli gelip beni bulduğu zaman Yusuf'un öldüğünü söylemişti. Ve cenazesinin bulunamadığında söylemişti. İlk işim mezarlığa koşmak oldu. Büyük oğlum Murat'ın mezarı var orada. O yatıyor. Ah Murat. Mezarlığa gittim. Murat'ın mezar taşını söktürdüm. Yusuf Murat yazdırdım. Karaca soyadını Haptaş'tan kazıdım. İki kardeşi aynı kabire yatırdım. Ben çocuklarımı hayatta bir arada tutamadım Zeynep. Ben sırf Yusuf da yaşasın diye, o da abisi gibi ölmesin diye, onu babasının lanetinden koruyabilmek için kendi çocuğumu, kendi ellerimi bir parkın bir köşesine bıraktım gitti Zeynep. İstedim ki iki kardeş birbirlerine aynı mezarına sahip çıksınlar. Ben sırf korktuğum için, onları babalarının lanetinden korumak için kendi çocuğumu kimsesiz bıraktım Zeynep. Asiye Hanım, Kadir sizin varlığınızı İyice sindirdiği zaman size babasını da soracak. Varlığımı sindirdiği zaman değil mi? Soracak tabii. Elbette soracak. Doğru. Ama ne söyleyeceksiniz? Cansız iyi bir adam değil Zeynep'ciğim. Hiç iyi bir adam değil. Ama yani oğlumun babası. Önünde sonunda mecburen ben ona gerçeği... Söylemeyin. Neden?
Bana bir şey sormayın, anlatamam ama ne olur söylemeyin. Neyi anlatamaz? Asiye Hanım, bununla ilgili gerçekten bir şey anlatamam. Ama bana güvenin. Kadir'e babasının kim olduğunu ne olur söylemeyin. Bunun hiç kimseye bir faydası olmayacak. Zaten size Veli sebebini mutlaka sormuş. Alo. Musa'yla mı görüşüyorum? Kim soruyor? Tanıyor muyum seni? Yok, tanımıyorsun da. Tanışacaksın ama. Kimsin birader? Ne istiyorsun? Cansız'ı istiyorum kardeş. Hayırdır? Hemen silahına davrandın. Daha konuşacak mısın seni? Kardeş. Gel bakalım kardeş, biraz seninle konuşalım, gel. Gel. Bundan sonra seni sık sık görmek isterim Zeynep. Ben de çok isterim. Sahi mi? Ben daha oğlumu yeni gördüm ama onu hiç tanımıyorum Zeynep. Hiç dokunamadım ona, o istemedi. O ne sever, ne sevmez, neye güler, neye kızar, neye şımarır, hiç bir şey bilmiyorum, onu hiç tanımıyorum ama öğreneceğim. Çünkü seni buldum. Bana oğlumu tanımamda yardım eder misin Zeynep'ciğim? Seve seve ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çağırırım. Hoşça kal. Yine görüşeceğiz. Hiçbir kız arkadaşımla seninle konuştuğum kadar sık konuşmadım.
Kes saçmalamayı Veli. Bak bu Kaan denilen adam rahat durmayacak. Bana başka bir çare bırakmadı. İşini bitir şunu. Kim? Ben mi öldüreyim adamı? Evet. Ya. Bu senin sorunun. Senin bu adamdan kurtulman lazım. Delirdin mi sen? Ben nasıl yapayım böyle bir şeyi? Niye? Sen karını öldürmedin mi? Tamam, evet. Belki 27 yıl önceydi. Hamladın ama işte sana fırsat. Sahalara geri dön. Hayır, hayır. Yapamam, yapamam. Yaparsın. Biraz güven kendine. Bak, istersen sana bir tabanca ayarlayabilirim. Tekrar hoş geldin hediyesi. Ne dersin? Evet kardeş, biraz da senin ağzından duyalım bakalım. Kimmiş bu cansız? Bak birader, ben konuşmaya başlarsam senin de sonun başlar. Söyleyeyim. Ya sen anlat, anlat. Bunları o kesti. Sebep? Benden çocuk yaşta birini vurmamı istedi. Yapamadım. Çünkü benim de o yaşta bir çocuğum vardı. Anlıyor musun? Öldüremedim yani çocuğu. Karşılığında parmaklarını mı aldı? Yok. Önce çocuğumu, sonra parmaklarımı aldı. Bak birader. Sen kimsin? Necisin? Cansız olan kinin nereden geliyor bilmiyorum ama bu adam bildiğin masal kahramanı değil. Gerçek. Kafasına sıkmış için karşısına çıktığında bir bakmışsın kafalarınız yer değiştirmiş. Ne zaman nerede senin aklına girmiş, hangi açığına yuva yapmış bilemezsin. Anladık kardeş. Tamam lan, anladık lan, anladık. Vallahi da billahi de anladık ya. Vallahi sizin yüzünüzden Elif'le karşılaştığım zaman gidip imzasını isteyeceğim ha. Sen şimdi onu bunu bırak. Beni ona götürecek yolu göster bana. Ondan sonrasına karışma, hep beraber oturup izleyelim. Anladın mı? Yok mu başka verebilecek bir isim? He? Senin gibi böyle kurban gelsin bana konuşsun. Var. Kim? Zarif diye bir adam. Antikacı. Neciymiş bu Zarif? Cansız'ın eski ortağı. Eski ortağı ha? Yani ortaklığı bitmiş, hala Arif hayatta. Aynen. Hayatta ama neden hayatta bir doğa anlatsın sana. Anlattırabilirsen. Bak böyle güzel güzel konuşunca herkes bülbül oluyor. Anladın? Eyvallah. Ha bir de bak ya, bu adam böyle siz gözünüzde büyütmeyin. Sonra ben karşılaşacağım tırt. Ondan sonra ne olacak? Selamun aleyküm. Süleyman Usta. Vay. Ustacığım. Geçmiş olsun ya. Vallahi büyüdük, çok üzüldük. Dükkanı patlatmışlar. Ha? Nasıl, kayıp büyük mü? Cana gireceğine malı gelsin koçum. Aynen öyle vallahi ustacığım ya. Sen de haklısın. Aa. Sen burada mısın ya? Ne şaşırdın lan? Geçen geldiğinde görmedin mi beni burada? Yok, gördüm, görmesine de yani ne bileyim, dünkü olaydan sonra Süleyman Usta, vallahi büyük adamsın sen ha. Harbiden takdir ettim seni. Şimdi buralardan Kerem.
Nasıl desem kardeşim, senin geçmişin belli neticede. Değil mi? Hani bak, başka normal bir usta olsa bin bir türlü düşünce gelir insanın aklına ama... Süleyman ustam benim birine güvendi mi güveniyor gerçekten ha. Aslan usta. Birader sen ne buraya güneş yere gelip böyle kafa... Derdin ne oğlum senin? Açık açık konuşsana. Yekten çözelim mevzuyu burada, söyle. Brocuğum, hiç böyle büyük büyük tepkileri şoş oluyor mu ya? Ha? Hayır, insan böyle bir şey mi var lan falan oluyor. Değil mi usta? Şüphe uyandırıyor, anlatabiliyor muyum? Birader senin derdin nedir? Açık açık konuşsana bana be. Mevzun da senin yani. Ağzını nereye saklıyorsun oğlum, söylesene. Hani diyorum ki... Eğer olur da motoru falan parçalatmak istersen sen bana sinyali çak. Ben sana böyle güzel güzel kontaklar ayarlarım diyor. Akli çeviririz, anladın mı? Keş. Mahkemede çırakların ifadesini hayal ettim de... Cemil ölünce Kerem'e suçu atacak bir sürü şahidimiz olacak. Ulan oğlum bu lan. Vurdu ya. Seni bu evde görmek istemediğimi söylemiştim Veli. Lütfen bir daha bu eve gelme. Öyle mi? Öyle. Burası benim evim. Kendi evimde seni görmek istemiyorum. Hastasın sen. Yani. Evet. Biraz. Ama tedavi oluyorum biliyorsun. Travma sonrası stres bozukluğu. Öyle hastasın deyip beni bir kenara atamazsın. Adı bile var. Randevunuz nasıl geçti Zeynep'le? Sen beni mi izledin? Senin güvenliğinden ben sorumluyum. Cansız seni bana emanet etti. Peki. Cansız senin oğlumuzla ilgili söylediğin yalanları duyduğunda ne olacak? Hı? Oğlumun sevdiği kıza yaptıklarını öğrendiğinde ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Hayır efendim. Çok şey olacak. Senin başkalarına yaptıklarını o da sana yapacak. Tamam, peki. Bak, Cansız'ı kendin ara. Ona de ki, oğlumuzu bulduk de. Ama seni uyarıyorum. Cansız'la Kadir'i buluşturduğun gün... Kadir kendi öz babasının katili olacak. Ne saçmalıyorsun sen? Saçma sapan konuşma lütfen. Neden... Neden oğlum babasını öldürsün? Neden böyle bir şey yapsın? Saçmalama. Tamam, al ara. Ya da yarını bekle, sana neden olduğunu göstereyim. Ne haber Cemre? İyiyim. Ben şimdi çıkıyordum Zeynep evde. Ha öyle mi? Tamam, gel. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Şişt. Aa, Kadir ne haber? İyidir, hayırdır? Ne yapıyorsun burada? Seni görmeye geldim. Çek de elini içeri gireyim ya. Olmaz. Ya sen ne demek olmaz ya? Bayağı olmaz işte. Ya kızım kapıdayım ben. Niye almıyorsun içeriye?
Alsana, çekilin de içeri. Ya ama yakışıyor mu yani senin gibi hiç koca adama ısrar etmek falan? Ya sen niye böyle bir şey yapıyorsun ki şu anda? Ya işte böyle her istediğin zaman gelirsen bir şeylerin anlamı kalmaz. Dur bakalım, bir yeni başladı ilişkimiz. Bakalım nasıl ilerliyoruz. Kızım, ne yeni başlayan ilişkisi? Ben seni 16 yıldır tanıyorum. Ya bak gördüm işte, ben bundan bahsediyorum. Sen bizi eskimiş görüyorsun. Ben ilişkimize yeni bir şeyler katmaya çalışıyorum. Hadi iyi geceler canım. Ya, hadi. Tamam, hadi iyi geceler biraz... sana. Bay bay, tatlı rüyalar. Cemre, iyi akşamlar. Sana da. Ya Cemre. Ya vaktin var mı? Biraz konuşalım mı? Çay falan içeriz. Ya Cemre, bana sadece kendimi anlatabileceğim kadar zaman versen bile yeter. Bu kadarcık, başka bir şey istemiyorum. Olur. Aşağıda güzel bir mekan var. Çay da güzel. Acil işin yoksa eğer oraya gidelim. Yarın Cansız'la buluşacağız. Neden? Teslimat var. Ne teslimatı? Kader'in teslimatı. Yarın iki sorun birden ortadan kalkıyor yani. Cemre bak, ben sana karşı ne yaptığımı biliyorum, hatamı biliyorum. Sadece nasıl telafi edeceğimi bilmiyorum. Uzatmaya da gerek yok. Bundan önce sana çok büyük bir yanlış yaptığım için artık özür dilemenin de bir faydası yok. Artık özür de dileyemem. Yani sen kızdığında ağzından çıkan cümlelerin ne kadar kırıcı olduğunu bilmiyorsun. Ya bütün öfken, her şeyi ele alıyor sanki. Ya herkes tartışır, bu çok normal ama sen tartışmıyorsun. Ya intikam alıyorsun. Ne intikamı Cemre? Bilmem, sen söyle. Cemre, ben senden niye intikam alayım? Sen hayatıma girdiğinden beri her şey çok güzel gidiyor. Her şey çok iyi gidiyor. Ama sen gidiyorsun, bir anda üstüme sarmaya başlıyor insanlar. Bana saldırmaya başlıyorlar. Kim onlar? Ya Cemre, ne fark eder? Ahmet Mehmet işte. Bak Cemre, sen benim uğrumsun. Sen benim şansımsın. Ya böyle bir şans insanın hayatına kaç defa denk gelir ki ya Cemre? Hı? Daha açık söyle. Ben seni kaybetmek istemiyorum Cemre. Oldu mu? Bunun için hangi kusurumu kapatmam gerekiyorsa, hangi kusurumu toparlamam gerekiyorsa söyle bana. De ki şu, ben toparlarım. Yeter ki bana bir omuz ver, bir yol göster. Ama dersen ki Kerem, artık bana toparlayacak bir şey bırakmadın. Onu da anlarım. Yani hissetmiyorsan bir şey... Kerem... Ben bir durmak istiyorum. Niye duracaksın ki? Cemre. Ben seni tanıdığımı düşünüyordum. Ama benim yaptığım küçük yardıma o kadar büyük tepki verince yanıldığımı anladım. Ya burada benim de hatam var. Ama her şey o kadar hızlı ilerledi ki. Ne Cemre? Biz niye geldik buraya? Ya? Mahallede de söyleyebilirdin o zaman bunu bana. Ya niye buradayız ya biz? Cemre bak. Bir insanı ya affedersin ya affetmezsin. Bunun ortası yok. Arada kalmak nedir ya? Ha? Birini tanımak için de öyle haftalara, aylara, senelere ihtiyacın yok. Hele ki benim gibi birini tanımak için. Ben sana demedim mi ya? En başta da söyledim sana. Ben dedim dünyada görüp görebileceğin en basit adamım dedim sana. Yanlış mıyım? Ha? Hatırlamıyor musun? O senin tanıdığını düşündüğün insanlar var ya Cemre. Ben en azından onların yaptığını yapmadım sana.
Onları da gördük. Ne yaptıklarını da gördük. Ben en azından öyle bir şey yapmadım sana. Var mı? Kaan Bey? Kaan Bey? Ne söz verdin lan bize ha? Ne söz verdin? Bak, yalvarıyorum sana. Yalvarıyorum. Seni ele vermeyeceğim. Bak, söz veriyorum sana ya. Söz. Verdiğin o söz. O anı bağlar dedi Şahmara. Sen... İnsan soyusun, insanoğlu ihanet eder Camsap, dedi Şahmara. Ben kimseye söz falan vermedim. Ben dükkanımda başkasının malını satmam. Başka kapıya kardeşler, hadi. Zarif, sen Cansın'ın ortağı değilsin artık. O günler geçti. Şimdi seni kim koruyacak olacak? Benim korunmaya ihtiyacım olduğunu kim söyledi sana? Ya sen neyin kafasındasın Zarif? Hayırdır kardeşler? Kimsin lan sen? Ben Antikacılar Derneği Başkanıyım. Esnaf ziyaretinde bulunmaya geldim. Doğru mu söyledim? Ne bileyim, ben tanımadım daha önce. Tanımam başkan başkan. Başka zaman gelsen de ziyarete. Zarif sen misin? Evet be. Senin de işimiz var. Siz de ikileyin. Tatavanını artık çık güzel. Kimsin sen delikanlı? Orayı geçelim dayı.
Peki ne istiyorsun ben? Cansız'ı. Sen Cansız'ın ortağıymışsın. Benim ortağım falan yok. Dayı bak uzamasın, sen onunla çalışmışsın biliyorum. Yanlış biliyorsun. Ben onun değil, o geldi benim yanımda çalıştı. Yani... Sen Cansız'ın adamı değil, Cansız senin adamıymış, doğru mu? Doğru. Dökül. Dökül, daha dökül. Haydi. Bak delikanlı, o zamanları unutmak zaten uzun süremi aldı. Artık bir daha onları hatırlamak falan istemiyorum. Kendim inerim. Gel. Neden getirdin sen beni buraya? Gel. Bak bakalım ne göreceksin. Niye arıyorsun onu? Ne yapacaksın Cansız'ı? Kafasına sıkacağım. Nerede göreceksin? Nerede bulacaksın? Sen vereceksin Cansız'ı bana. Ben de senin bir daha kapına vuramayacağım. Anlaştık mı? Senin yerinde olsam ben aramam onu. O arar bulur zaten seni. Belki çoktan bulmuştur. Etrafında dolanıyordur. Sen bilmiyorsundur. Dayı, sandalye nazileri alır mısın? Eyvallah. Cansız sabırlıdır. İyi süre. Önce hasbını güzelce tanır. Hasbının sevdiği kimdir, seveni kimdir? Hepsini tek 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 öğrenir. Adam sırtını kime dayamıştır, ne zaman satılmıştır, hepsini bilir. Sen ona giden yolda yürüdüğünü düşünürsün ama o yol seni Cansız'a değil, kendi sonuna da götürebilir. Lakin yaptığı en iyi iş nedir diye soracak olursan sana pusu çok sever.
çok hoşlanır, zevk alır pusu kurmaktan. Delikanlı. Kadir'in karısı ve bir kızı vardı. Yani senin bir torunun vardı. Ama ikisi de öldü. Onların ölümünde Cansız'ın parmağı var. Yani Kadir karşısındakinin Cansız olduğunu öğrenirse onu öldürür. Ya da Cansız onu öldürür. Hadi. Ne duruyorsun? Gidip Kadir'e karşısındakinin babası olduğunu söylesene. Oğlunu bir baba katili yapsana. Bak, baba oğlu orada karşı karşıyalar.